Günaydın, hayırlı sabahlar. Kahvaltımı hazırlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Göremediğiniz gibi. dediğim gibi kahvaltımı hazırlıyorum. Yaptıktan sonra da evi temizleyeceğim. Şöyle kahvaltımı da göstereyim. Bugün böyle pişiresim geldi. Şu anki şey yeter bana. Marul falan koyacağım. Zeytin, peynir, çökelek almıştık. O geldi. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle geçen sene de almıştım biliyorsunuz kız kardeşimin bir akrabası yapıyor eşini. Ondan çok da severek de yiyoruz. Bir sene de gidiyor. Şöyle koyayım. Marul falan da koyacağım. Yumurta mı koyacağım? Şöyle. Tabağımızın son hali budur arkadaşlar. Şöyle bol yeşillik, soğan falan koydum. Nane. Evet. Didem'in eti de itinayla pişirilir. Anneciğim. Ağzını açtığını gördün mü? Al al, Gördüm elinde de. elinde. Merhabalar canım. Gönderdiğin çiçekler geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi bana şunu söylemen lazım. Bunlar hemen saksıya dikilmelik. Hazır herhalde. Şöyle. Bir de şunları da saksıya dikeceğim değil mi gene? Şunu daha açmadım. Bunlar da sarmaşık herhalde. Şu Arap saçı. Şöyle kökü çıkar gibi olmuş. Bunlar da ekilecek değil mi? Özel yapmam gereken bir şey var mı? Ne yapmam lazım şimdi bunlara? Bir kısa video çekersen sevinirim ya da ses kaydatarsan. Didem niye uyuyan hayvanları rahatsız ediyor? Çekil ya. Oy ne güzel yatıyor bak maşallah. Ölçeyim. Çok güzel yatıyor. Sal. Sal benim kedimi sal. Sırf bunu açıyorum gibi bir şey yapma hayvan. Seviyorum diye öldürebilirsin diye korkuyorum değil. Şu tarağını versene, öbür tarafını taramışım bir dört bu sefer de şu tarafını tarıyor. Hem oynasın diye atıyorsun niye hem bırak diyorsun ya? İstifini de bedeninin geri kalanını da oynatmıyor farkında mısın? Aynı sen. Niye rahatsız ediyorsun hayvan Didem? Hiç umurunda bile değil. Mama almaya geldim şöyle. Sütaş ameliyat olduğu için, çenesinden olduğu için ameliyatı da kuru mama yiyemiyor şu anda. Bir müddet daha yaş mama yiyecek. Şundan aldık en son. Ondan önce de tavuklu ve şeyli almıştık. Ton balıklı. Bunu daha çok sevdi. İnşallah kuru mamaya geçince daha şey olacak. 3 tane aldım. Çünkü internetten sipariş vermiştim. O gelene kadar bunlarla ilerleyeceğiz. İnternetten verdiğim sipariş çok indirimli geldi bu arada.
400 gram, yani bu kadar mama, 12 tane sipariş verdim. Verdiğim siparişin hem kendi indirimi vardı %12. Bir de aldığım sayfayı takip edersem Trendyol'da anında 30 TL indirimi vardı. 122 idi normal fiyatı. Kendi indirimiyle 107'ye düştü. Benim o 30 TL'lik indirimle de 82 liraya 12 adet 400 gramlık mama aldım. Dediğim gibi ameliyatlı olduğu için mecburen yaş mamayla beslememiz lazım. İnternetten bu bazen ben Trendyol linki de verdiğim için sürekli Trendyol'a bakıp çıktığımız için daha böyle indirimli şeyleri daha kolay görebiliyoruz. O yüzden iyi oluyor yani. Mesela yumuşatıcıyı falan da ben Trendyol'dan alıyorum. Daha indirimli oluyor. Mesela normalde benim aldığım yumuşatıcı 32 lira. Ama Trendyol'dan 3 tane aldığımda daha indirimli oluyor. 70 küsüre de aldığım oluyor. Kampanya dönemlerinde alırsanız, stoklarsanız daha da indirim bulabiliyorsunuz. Şöyle bakıyorum, yararlanabileceğim bir şey var mı? Şu an için ihtiyacım olan bir şey yok. Ay ne güzelmiş bu. Ama 180 liraymış. Şöyle şık ama. Size bir şey göstereceğim şimdi. Ben uzun zamandır yorganlarımı, yani şey yorganlarım, normal yün yorgan değil de, belki onlar da olur bilmiyorum ama kalın onlar bayağı benimkiler. Şöyle hafif yazlık yün yorganlar da olabilir yani. Battaniyelerimi, ondan sonra pikelerimi, havlularımı falan hep böyle katlıyorum ve hem açılmıyor hem de daha az yer kaplıyor böyle olduğu için, şöyle paket gibi olduğu için. Şimdi bunu nasıl yaptım size göstereceğim. Aslında çok kolay. Ama bilmeyen için göstereyim dedim. Şöyle dikdörtgen ya da kare, artık neyse örtünüzün şeyi. Şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafını şöyle şu şey tarafından yapayım. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi serdim bunu böyle. Bir tarafını şöyle altına katlayacağım. Şöyle. Çok fazla olmayacak çünkü bunun içine katlayacağız daha sonra. Şöyle katladım. Gördüğünüz gibi. Şöyle oldu. Şimdi ortalayacak şekilde iki ucunu da birbirinin üstüne getiriyorum. Bunu pike yorganlarda, dediğim gibi ince yazlık yün yorganlarda, yastık kılıflarında, havlularda, her şeyde kullanabilirsiniz. Sonra şuradan sıka sıka şöyle sararak geliyorum. Geldik ya, şurasını şöyle, şimdi tekerle zor olacak ama. O altta kalan kısma geçiriyoruz, bakın. Yani tekel olmasaydı daha kolay olurdu, daha güzel olurdu. Tabii yastık kılıflar için buna gerek yok arkadaşlar ama ben size göstermek için yaptım. Bakın şimdi şu altta kalan
kısma koyduk. Bu kadar. Gördünüz mü? Yani bunu çift kişilik yorganda da yaptım ben. Pike'nin şey nevresim takım şeyim yatağımın yorganında. Tek kişilik yorganda da oluyor. Kalın yorganlarda da oluyor tek kişilik. Ama yün yorganda denemedim. Çok kalın yün yorganda denemedim. Şimdi yalan değil. Havlularda oluyor. Böyle kullanabilirsiniz. Hayırlı akşamlar. Akşam yemeğimi hazırlamaya başladım. Şöyle köftelerim vardı. Buzluğa koymuştum. Şöyle aralarına buzdolabı poşeti şey yapıp çıkarması daha kolay oluyor. Birbirlerine yapışmışlar için direkt şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Kısık ateşte ağzını kapatacağım. Bu kendi buharıyla, suyuyla buzlu zaten. Kısa sürede pişecek. Kızgın yağda da pişirmemiş olacağım. Yakmamış olacağım yani. Şurada da dünden kalan bulgur pilavım var. Cacık yapıyorum. Akşam yemeği hazırladım böyle yani. Ha biraz da gene dünden kalan pürem var arkadaşlar. Dün biraz et yapmıştım. O etin demir döküm ızgara tavam var ya onda yapmıştım. O etin üstüne de şöyle bir parça var anne. Sarımsak, biber, kapya biber eklemiştim. Ondan da biraz var. Bunu da ısıtacağım. Böyle akşam yemeğimiz öyle olacak. Kapağımızı kırdığım için şöyle. Şimdi bunları çevireyim. Kendi suyunu da bıraktı. Dediğim gibi üzerine çok fazla zeytinyağı gezdirdim. Bizden köfteleri ekmek arası olacak gibi mi şey yapayım yoksa şu dünkü sostan domates falandan içine koyayım mı? Seviyorsun ya öyle. Bizden şu dünkü kapya biber falan var ya soğan. En son şeyine katayım değil mi onu? Aynı. Tamam. Kapağını tekrar kapat. Evet köftem pişti. Bulgur pilavı. Yanına biberim. Şurada cacığım var. Hadi bize afiyet olsun.